Ve biraz da Suriye hesapları vardı işin içinde Suriye'deki gidişat kontrolden çıkmasın diyeydi. Çok fazla bunun üzerinde ben şimdi durmak istemiyorum Ama aslında 2019'da Öcalandan mektup getirip ondan sonra bunu TRT'de okutup ve ardından da işte Öcalanın Öcalanın açıkça, İmamoğlu'na oy vermeyin çağrısı yapmasını temin ederek uygulamaya koymak istedikleri oyun tutmadı. Şimdi bu oyunu daha geniş ölçekte uygulamak, tekrar sahnelemek istiyorlar. Ve bence Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı kokusunu aldı bunu. Kokusunu aldığı için de şunu dedi. Eğer arzu ettiğin, öyle tırnak için olarak okuyorum, Cumhurbaşkanı'na hitaben söylüyor. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın dedi. Bunun üzerine AKP, yani köşkten bir şey yok ama AKP neticede orada küplere bindi. Aslında Meral Akşener'in uyguladığı yani siyasetse yani bu siyasa daha doğrusu çok bence akıllıca bir şey yaptı ve bu eğer işte Edirne İmralı'daki Edirne'ye ona da geleceğim birazdan hesap soracak, bilmem ne yapacak, hesaplaşacak falan filan diyerek Erdoğan'ın yapmak istediği, açmak istediği kutu, kutunun içinde ne olduğunu tahmin etti. Ve ben de ara araştırdım biraz bunu. 2014'te Sedat Ergin'in yazdığı bir yazı çıktı karşıma. Orada da e, mahkumiyetinin üzerinden 25 yıl geçtiği için 2024'te Erdoğan'ın, er, özür dilerim Öcalan'ın e, durumunun, mahkumiyetinin gözden geçirileceği yasal olarak böyle bir zorunluluk ortaya çıkıyor. Mahkumiyeti 99'da başlıyor. 25 yıllık bekleme dönemi 2024'te bitiyor. Bu yazı yazdığında Sedergin 10 yıl önce e, Türkiye AYM kararları da doğrultusunda her halükarda Öcalan'ın cezasını gözden geçirmek durumuna geliyor. Öcalan'a bazı sözler mi verildi acaba 2024'te eğer sen e, Kürt seçmeni evinde tutarsan seçim günü onların sandığa gidip Millet İttifakı'nın adayına oy vermesine kendi ağırlığını koyarak engel olursan biz de seni çıkarırız diye. Bu bir soru işaretidir. Ama Meral Akşener'in Meral Akşener'in yaptığı uyarıya da cevap veren bir soru işaretidir aynı zamanda. Kendi içinde bir cevap da taşıyor. Dolayısıyla Meral Akşener'in ilk tepkisi değil bu. Daha önceki tepkisi farklıydı. Bu yeni tepki. Demek ki oturmuşlar, düşünmüşler, taşınmışlar. Belki biraz da istihbarat geldi, bir şeyler oldu, bir duyumlar aldılar falan, değerlendirdiler. Böyle bir şey, böyle bir plan olabilir. Ama ben rezerv koyarak konuşuyorum. Böyle bir sadece bir, e, politik manada spekülatif bir düşünce bu. Yani çünkü hiçbir şey söylemedi ondan sonra Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı söyledi de zaten iki cümle. Yani topu topu iki cümle. Burada tabi Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri de hukuk normu açısından da eleştiri, eleştiriye hem de ağır eleştiriye müstahak. Çünkü bir tarafta bir tarafta terör örgütü kurmak ve yönetmekten mahkum olmuş Abdullah Öcalan var. Diğer tarafta da söyledikleri konuşmaları dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun çeşitli maddelerinden yargılanan bir politikacı var. İkisi çok farklı. Hani biri, biri belki düz ovada siyaset diye tabir edilen o ilk açılım döneminde işte pek silahlı kadroların dağdan inmesi falandan söz ediliyordu. Yani işte neticede, neticede şey barışçı siyaset. Onu zaten hiçbir zaman daha çıkmamış, hiçbir zaman silahla minahla işi olmamış bir adam ve doğrudan kurumsal siyasetin içinde en başından beri yer alan bir siyasi figür Selahattin Demirtaş. Bunları mukayese edip birbiriyle yani mukayese etmesinin de hani mesnedi ne olabilir? PKK ve HDP'nin tabanı aynıdır diye belki onları mukayese edebilirsin ama iki kişiyi mukayese edemez. Mukayese edip sanki sanki senin de belirttiğin gibi Abdullah Öcalan'dan yana imiş gibi, gönlü ondan yana imiş gibi de bir izlenim vermesi Zaten yana, yaradı. Ya, ya zaten yana yana. <laughs> yani yana da işine yaradığı sürece yana. yap ya, tabii tabi. İşine yaradığı sürece yana. ama işine de yaramayacak. Artık geçti. Yani hep hep <laughs> ne zaman e, bu işler, bu konular gündeme gelse ben aynı şeyi tekrarlıyorum. Çünkü iktidarın da zaten tekrardan başka bir icadı şey kalmadı. Yolu kalmadı, yöntemi kalmadı. Onlar da tekrarlıyorlar. Ya aynı aynı suda iki kere yıkanmaz, yıkanılmaz. 2019'daki AKP ve Erdoğan iktidarı ile bugünkü AKP ve Erdoğan iktidarı mukayese ettiği zaman sandığa gitmekten men etmeleri gereken Kürt sayısının belki Kürt seçmenin sayısından fazla olduğu ortaya çıkar. Yani ne yapsa, ne yapsa kazanacak halde değil bence. Çünkü şu anki yoklamalarda işte İyi Parti, İyi Parti, özür dilerim İyi Parti diyorum, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın birkaç puan önünde gözüküyor. Tabii e şimdi buna, buna bir de Kürt seçmeni ekliyorsun. HDP'yi falan. Ee, baraj baraj sorunu var mı yok mu ayrı bir tartışma. İki yıldır sürüyor tartışma. Ama hani yüzde dokuz, sekiz, dokuz diyelim. Ee, yani sekiz, dokuzluk e, oy verse ya aradaki fark böyle on beşlere, on yedilere falan kadar gidiyor. On beş, on sekiz. Dolayısıyla artık bu yani müflis, müflis bakkal gibi, tamam mı? Eski defterleri açıp bakıyorlar. Her konuda böyleler ama. Yani konuyu değiştirmek için söylemiyorum, geleceğiz oluyor ama. Ya yine işte Damat Bey'in politikalarına döndüler. 2020 yazında. O zaman doları 685'e sabitlemek için Türkiye'nin 128 milyarını yaktılar. Şimdi, şimdi 1350'ye sabitlemek için ne kadar sürecek o da belli değil. 13.50'ye sabitlemek için. Bu sefer de yani o zaman Merkez Bankası'nın dolarını yakmışlar. Şimdi hazinenin parasını yakıyorlar. Ya bu bu politikalar eğer arkasından bir deneyelim tutarsa bir erken seçime falan götürürüz belki 2022'nin işte bu bu yılın yazında olmazsa sonbaharında falan diye ya tutarsa diye denenen bunlar politikalardır. Ve politikaların bence bu saatten sonra başarı şansı yok. Yani çünkü senin de dediğin gibi maraba bu ifadeyi beğeniyorum ben. Siyasi maraba olarak görüyorlar. Yani HDP kendi seçmenini siyasi maraba olarak görmüyor. 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 Ha belki PKK PKK kendi tabanında öyle göre, görüyor olabilir. Yani bu hede Kürt siyasallaşmış Kürtlerin de çok disiplinli olmaları, her denileni yap, yapacakları anlamına gelmiyor. Çünkü yani seçmen denen e, varlık da böyle bir numara değil yani bir rakam bir bir sayısal örgüt üyesi değil. Bir sayısal değer yani, değil bunlar ya bunlar HDP bak seçmeni öyle, örgüt üyesi değil örgüt üyesi değil ya. Değil. Yani, yani bunlar evet. bir örgüt üyesi evet. değil. Örgüt evet. disiplini içinde böyle standist bir disiplin Tabii içinde değil. falan hareket eden e, militanlar değil bunlar. Bunlar 6 8 6 7 milyon insan ve bunlar insan insan. i̇nsan evet, ya bunların insan. haysiyeti evet. var ya. Evet. Evet. Ya bunların Bunların gururu var, onuru var. Yani ins her ve gün incitiliyor ve her gün incitiliyor, her gün, her gün aşağılanıyorlar. Her gün aşağılanıyorlar. Öyle basit bir şey değil. Yani ha bu ne kadar oy almış, bu ne kadar oy almış, kendi seçmenine de böyle bakıyor AKP. Yani İstanbul'u nasıl bu kadar yüz kızartıcı şekilde kaybettiler? Kenderden yüz kızartıcı. Kendi seçmeli neden sandığa gitmediğini anlayamadı. Doğru çünkü oranın da gururunu incitti. De, tabii, yani tabii, Abdullah Öcalan'a mektup tabii. getirerek tabii. oranın da gururunu incitti. Kürtlere maraba muamelesi çıktılar. Kürtleri incittiler. Kendi seçmenine, MHP'nin tabanına da burayı ancak Abdullah Öcalan'ın selamıyla kazanırız, kazanırız diyerek büyük bir hayal kırıklığı ve e, utanç yaşattılar. İki tarafı da kızdırdılar. Yani burada e, Cumhurbaşkanı'nın siyasi kültürü, zihin dünyası kendini şey yapıyor, nedeni ona ifşa ediyor bu ifadeyle çünkü bir kere eğer yargının konusu olmuş yargılanmış mahkemede hüküm giymiş bir insandan söz ediyorsak burada onun neden hüküm giydiğine bir kere bir bakmamız lazım iki Selahattin Demirtaş şimdi hesap vereceği kendisi öyle söylüyor ben de söyleyeceğim hesap vereceği merci varsa bağımsız ve tarafsız yargıdır zaten veriyor bu arada. Ee, 5 yıldır veriyoruz. Mağamız yani olduğunu söylemiyor. Yani bir mahkemede veriyor yani. E bir heyet heyetin karşısına gidebilirdi, gitmedi. Evet, gidebilirdi. Evet, dolayısıyla yani bunu böyle bir e, ikilem kurup yani bir İmralı vardı zaten. Bir de şimdi Edirne çıktı karşımıza. Edirne. E, Edirne mi? Edirne im Edirne'yi İmralı halle yani Edirne'yi İm, İmralı'ya hallettirmek benim aklıma çok kötü şeyler getiriyor. Çünkü yani İmralı'daki şey değil ki terör örgütü kuruculuğundan mahkum edilmiş çok kanlı bir savaşın, geçmişte çatışmanın, çok kanlı bir kıyımın da faili. Faili. faili başlangıçta ortaya yani hüküm giydiği konu bu. e Şimdi yani ortada ortada norm yok. Her şey siyasetin, her şey her şey.